Hasretin ne kadar acı olduğunu çok iyi biliyorum Serdar. Sen yola gidince buraya geliyorum. Şu çağlayan su sanki senin şarkını söylüyor bana. Bu yerimizin taşıyla, toprağıyla, kayalıklarıyla, uçurumuyla dertleşiyorum ve seni bekliyorum. Beklemek bitecek baharım. Ayrılıklar son bulacak. Bu aydan sonra uzun yola gitmeyeceğim. Gidelim mi Ferdi? Akşama misafirimiz varmış. Annem sıkı sıkı tembihledi. Kimmiş bu misafirler? Bilmiyorum. Sakın görücü olmasın kız. Olabilir. Bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır. O kısmetli kim acaba? Sen. Gene sen. Dünya durdukça sen. Ya da... Evet. Kara toprak. Ya senin olurum, ya da bu uçurum ayırır bizi Ferdi. Bizi hiçbir şey ayıramaz. Sırtınız gemiyi de koyayım, yolda terler sen değiştirirsin. Sağ olasın anacığım. Kaç gün sürer bu yolculuk? En çok bir hafta. Dönüşüme müjdeyi verirsen dünyalar benim olur. Gece gündüz dua ediyorum oğlum. Daha küçüklüğünden beri Bahar'ı gelinim belledim, kızım gibi sevdim. Elimizi biraz test tutalım. Ya, Bahar'ı başka isteyen ne var ki? Başkasını düşünmüyorum anne. Bu özlem bitsin istiyorum. Hayırlısıyla bitecek oğlum. Gidip isteyeceğim Bahar'ı. Allah rahatlık versin. Evet. Yine başın mı sıkıştı Elvan? Bunca yıl selamı sabaha kesmiştin bizden. Rahatsız etmek istemedim. Ama bugün hayırlı bir iş için geldim. Neymiş bu hayırlı iş? Allah'ın emriyle Bahar'ı oğluma istiyorum Rişta. Hayır dediğin bu mu? Bize hakaret ettiğinin farkında mısın kadın? Çulsuz oğluna isteyecek başka kız bulamadın mı? Aramadım ki. Rahmetliyle ikiniz söz kesmiştiniz. Bir A sözünün değeri vardır benim için. Benim sözüm anlı şanlı Yakup Ağa'ydı. Sen kim oluyorsun? Ferdi Yakup Bey'in oğludur Reşit Bey. Ben de karısıyım. Ne olmuş karısıysan? Fazla uzattın Elvan. Oğlun kızımın kocası değil ancak şoför ya da seyisi olur. Zaten size fazla yüz vermeye gelmez. Sen de anasın Gülşen. Evladının mürüvvetini görmek istersin. O kadar katı olma. Rahmetlinin hatırı olmasaydı seni tekmeyle kovardım Elvan. Kızımı istediğin için utanıyorum. Oğlum ekmeğini alın teriyle kazanıyor Reşta. Sizden kızınızı isteyen de helal ekmek yiyen bir anadır. Dua edin de Tanrı utandırmasın sizi. Hoş geldin ya. Nasıl geçti? Sorma. Yollar hiç bu kadar uzun gelmemişti bana. Bir gecede kardeşimde kaldım. Çok seviyor beni anne. Sen onun hem abisi hem de babası sayılırsın. Sevecek elbet. Hala müjdemi vermedin. Yoksa baharlara gitmedin mi? Gitmem mi koç? Ama... Anlatsana anne, ne susuyorsun? Olmadı oğlum. Vermediler kızı. Nasıl vermezler? O benim sözlüm, yoksa bir şey mi söylediler sana? Mühim değil. Ne olacak kötü davransalar? Kendime değil, sana üzüldüm. Dediler ki... Söyle anne, ne dediler? Dediler ki, senin oğlun Bahar'ın kocası değil. Ancak seyisi olur, şoförü olur. Annem söylemiş Ferdi, beni nasıl suçlayabilirsin? Anneme hakaret ettirmem ben. İnan ki çok üzüldüm, sen dönünceye kadar gözüme uyku girmedi. Ne günaha vardı anam? Düşler kurmuştu seninle. Kızım demiştin, evimizin güneşiydi, umutlarımızdı. Nasıl yıkarlar umutlarımızı? Ben sizin umudunuzsam, siz de benim hayatımsınız. Burada yemin etmiştim Ferdi. Ya senin olurum ya da kara toprağım. Sus! Böyle konuşma. Seni topraktan da, ecelden de kıskanıyorum. Ben sensiz yaşayamam bana. Yaşayamam.
Seninim ben. Tanrı'nın huzurunda karın olmak istiyorum. Çileli Elvan kadının gelini olmak istiyorum. Seni seviyorum Ferdi, seviyorum.